Şimdi muhbetin yine babası stüdyomuzda Necat Bey, annesi Mekiye Hanım stüdyomuzda. Dün biz tahminlerde bulunurken hani kütüphaneye yakın bir noktadaydı. Ama orada neler var? İşte otobüs durağı var, minibüs durağı var. Ancak taksiye binmesi lazım. Ya da bir özel araç tarafından alınmış olması lazım dedik. Ya da işte otogara gitmesi lazım. Bir tek şeyi hesap edemedik. Havaalanını. Doğru mu? Evet. Havaalanını gündeme getirmedik. Ama şimdi telefona bir beyefendi bağlanacak. Adını vermek istemiyor ama siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. O da zaten bu konuya açıklık getiriyor ve itiraf ediyor. Diyor ki, ben özel aracımla o gün, yani 3 Eylül günü saat 15.30 civarında muhbet olduğunu öğrendiğim kızı otostop yaptı, aldım ve havaalanına götürdüm diyor. Fakat sorularımız şöyle olacak. Neden muhbetin numarası var sizde? Neden muhbet size numarasını verdi, siz ona numarasını verdiniz? Neden havaalanında beklemiş, muhbet demiş ki efendim biletimi almamışlarsa ben geri dönerim. Bu işin içinde bir iş var ama beyefendi bize işin doğrusunu bir anlatsın. Alo. Efendim merhabalar. Merhabalar. Şimdi adınızın verilmesini istememişsiniz. Ben de vermiyorum ama size hitap edebilmek için de bir takma isim kullanacağım. Ahmet diyeceğim size. Kabul mü? Evet. Kabul. Evet. Peki Ahmet Bey, lütfen bize 3 Eylül günü muhbeti havaalanına götürdüğünüz anı, nasıl sizi durdurdu, ne sohbetler yaptınız, bir anlatır mısınız? Bir tane ablam, ben arabayı söyledim. Ben tam hatırlamıyorum, 3 gibi falandı herhalde. 3 gibi, hani o civarlardaydı. Ben 75'te, 75 diye bir yer var Diyarbakır'da, caddedir. Ben onu orada yan yolda kapalı bir bayandı. El kaldırdı. Ben de yavaş, çok yavaş gidiyordum zaten. Orada ben yavaş gidiyordum, yan yoldaydım. Dedi, pardon bakar mısınız dedi, ben acele havaalanına gitmem lazım dedi. Ben burada bir iki taksi geçmiş de herhalde durmadı dedi. Saat 4'te dedi gideceğim de dedi, beni bırakabilirsin dedim. Abla valla işim var da dedim, hani yine sizi bırakayım. Bizim burada da hani millet kim olsa da duruyorlar yani. Erkek de kaldırsa insanlar duruyor orada. Bir saniye, ben bunu hemen bir soracağım. Necat evet. Bey, Mekiye Hanım, Diyarbakır'da hani çok küçük bir şehir değil. Kocaman bir şehir. Çok büyük bir şehir. Burası ilçesi değil, köyü değil. Hani kim el kaldırır? Otostopla böyle beni havaalanına götür, öyle bir şey denir mi orada? Var var, Diyarbakır'da var. Yaparlar mı? Ha, yaparlar. Ama mesela yolunun üzerindeyse değil mi? Ha, en büyük caddedir. Caddede bir özel aracı durdurup, abi ben havaalanına gitmek istiyorum, beni havaalanına bırakır mısın demek normal bir şey mi? Ha, Diyarbakır'da normal. Normal bir şey mi? Ha. Peki. Peki. Peki devam edin Ahmet Bey. Evet abla, ben hanımefendi, ben onu aldım oradan. Tamam dedim. Zaten ben de çarşıya gidiyordum. Havaalanı biraz Diyarbakır'ın, hani dolmuşlar gitmez. Çünkü yakındır ama dolmuşlar gitmez. Evet. Ben bıraktım onu. Saat dedim, nereye gidiyorsunuz? Dedi, ben İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'a gidiyorum dedi. Evet dedi, ben üniversite için hazırlıklar kaydımı yapacağım. Dedi, bir de tatil amacı kız arkadaşımın yanına gidiyorum. İstanbul'da kız arkadaşı var mı Necat Bey? Peki devam edin lütfen. Ondan sonra ben havana yetişmeden bir telefon geldi ona. Arabada yani. Sanki hani ana diliyle konuştu. Sanki hani ben ailesi falan bildim sanki. Ana diliyle konuştu tabii. Ne dedi? Sonra, ne dedi, anladınız mı? Ya işte geliyorum falan, bir şeyler öyle hani yavaş konuştuğu için tam anlayamadım ama ana diliyle konuştu. Hani sanki ailesiyle konuştum acaba, ben öyle bir algılandım. Ondan sonra onu havana bırakırken üst tarafa trafik, hani şimdi havana girmeden otobaka girmen lazım, orada trafik bırakmıyor. Ben dedim ki indi dedim, abla ben gideceğim dedi, ya dedi bir dakika biletimi kesmişler dedi, acaba ben bilmiyorum dedi, bir bakayım dedi, durabilir misiniz dedim, ben burada duramam dedim, aşağı 5 dakika aşağıda bekleyin dedi, numaranızı ver, eğer şey olursa geri geleceğim dedi.
biletim hani herhalde kesilmemişse falan falan. Bana ben hemen çağrı attı. Ben aşağı indim otopark numarasına. 2-3 dakika durdum durmadım. Trafik geldi dedi. Burada durmanız yasak. Ben de aradım. Abla dedim işim var. Valla gideceğim dedi. Çok teşekkür ederim dedi. Dedi gidebilirsiniz. Ben de geldim abla. Peki Ahmet, senin arabana bindiği yerle havaalanı kaç kilometre mesafedir aşağı yukarı? Valla aşağı yukarı 5-6 kilometre var yok öyle. Ha, o kadar... Yani 3-4 kilometre. 3-4 kilometre ya, bir yere var ya yok. Ha, yakın yani, çok uzak değil. Yakın yakın. Yakın yakın evet. Ama sen kilometre. Ama sen yolunu değiştirip götürdün onu oraya. Ben zaten şey yakındı zaten ben Dağkapı tarafına gidiyordum zaten. Tamam. Beylertepe'ye gidiyordum. Anladığım kadarıyla orada da insanların birbirine bir güveni var. Böyle bir durumda arabayı durdurup binebiliyorlarmış. Ben ilk defa duyuyorum İstanbul'da ama. Valla Diyarbakır neresine olsan yolda alıyorlar yani. Ya. Ben tek değil herkes öyledir yani. Tamam öyleyse öyledir. Ben hani mesela bu genç kızdır. Nasıl sen nasıl? Alisin? Gençtir yani mesela bayan yaşlı olabilir. Bayan yanında var dese sen genç bir kız nasıl alisin burada? Şimdi diyor ki ben de şimdi oraya takıldım aslında. Hani yaşlı bir kadın, yaşlı bir erkek o şey yürüyemez. Ha, şey, oğlum şey bir gideceğin yere kadar ben de geleyim ya da beni bırak filan da. Şimdi 22 yaşında. Yok yok. Evet. 20 Şubat'ta 20'ye girmiş. Yani 20 yaşında bir kız korkması lazım yani tanımadığı birinin arabasına. Çünkü siz ticari araç değilsiniz, taksi değilsiniz ya. Size yolda bir şey anlattı mı? Bir sohbetiniz oldu mu? Vallahi sohbetim olmadı. Yalnız benim araba binerken kapalıydı. Maskesi ağzındaydı. Ben hani ben genç olduğunda da fark etmedim. Hani fazla hani şey yapmadığım için. Ben hani normal 30 yaşlarında falan biliyordum. Yani biraz hani boylu posluydum. Ben o kadar şey yapmadım yani. Ben hani şimdi normal hani bıraktım yani bu bıraktım ama vallahi pişman oldum yani. Ahmet. Baba, Allah. Nasıl? Allah sabır versin. Allah yardımcıları olsun. Ahmet İnşallah. Nasıl ortaya çıktı? Çünkü seni sıradan yoldan çevirdi, bindi gitti. Evet, bu iş nasıl ortaya çıktı? Sen oldun ve sen onun muhbet olduğunu nereden biliyorsun? Ağzında maske vardı, kapalıydı diyorsun ya bir yok, de. Yok ben muhbet olduğunu biliyorum. Abisi beni aradı zaten. Babasıyla da konuştum zaten. Bundan daha önce babasıyla konuştum. Babasının yanına gittim. Ben onun yanına da gittim. Ben zaten ya bak merkezden şey içinde çalışıyorum. Ondan sonra ben şimdi abisi beni aradı. Dedi öyle bir sen aramışsın dedi bir sefer. Zaten ben o gün o sefer aramıştım zaten. Bir kere. Sen ara. Evet. Nasıl? Bir kere aradın. O da hani abla ben gideyim mi kalayım mı? Burada evet, durduramıyorlar evet. Beni. Evet. Yani ben bu telefonu 25 sene kullanıyorum. Yani bir insan bir tanıdığından mesaj atar. Yani daha önce konuşmuş olabilir. Değil mi? Tabii. Ben 25 sene bu telefonumu kullanıyorum. Ondan sonra dedi ki bizim kız kardeşim kaybolmuş dedi. Sen aramışsın falan gün öğleden sonra. Dedim valla ben tanımıyorum ama ben bir kızı aldım havalanıya bıraktım yani. Sonra babası benimle iletişime geçti. Babasıyla görüştüm. Aynı ben kızı aldığım yere babasıyla birlikte gittik. Onlar da herhalde orada kamerada görmüştü herhalde. Vallahi yani bana dedi ben İstanbul'da biletimi kız arkadaşım yanına gidiyorum. Bana öyle söyledi. Şimdi o zaman anladığım kadarıyla şeyi soracağım anneye babaya. Muhbet'in telefon numarası kimin üzerineydi? Sizin üzerinizeydi. Siz oradan gördünüz. Evet. Abisi oradan baktı aramalara, son aramalara. Muhbet'in bir numarayı aradığını gördü ve aradığında da Ahmet çıkıp böyle böyle diye anlattı. Ama Ahmet'ten herhangi bir art niyetli bir şüphe duymuyorsunuz anladım. Ben duymadığım için ben de hiç üstüne düşmedim. Yok. Yani adam hatta bana dedi Kur'an-ı Kerim ile yemin ederim. Yok, böyle bir şey yok. Allah deyince ben de üstüne düşmedim. Bir de Ahmet sen hatırlıyor musun ya da siz biliyor musunuz? O aramada Ahmet aramış ya onu abla ben gideyim mi kalayım mı diye. Ahmet sen kaç yaşındasın? Ben 37 yaşındayım. O saygıdan abla dedin ona da. Peki. Ben abla dedim yani. Ben hani tamam. Yok yani biraz yaşından diyorsun büyük görünüyordu. Kaç dakika, kaç saniye konuşmuşlar biliyor musunuz? Hayır orayı bilmiyorum işte. Birkaç saniye konuşmuş olman lazım. Doğru mu Ahmet? Anca yani ya birkaç saniye var ya yok yani. Elinde çanta, valiz bir şey var mıydı? Vardı bir çanta vardı. Şimdi Ahmet'e söylediklerinden
mantıksızları çıkaralım şimdi. Mantıksız 5 tane şey çıkaralım. Bir, bu kız eğer gerçekten havaalanından bir yere gidiyorduysa zaten bileti alınmış olması lazım. Tabii. Yani havaalanına öyle hani gidip acaba bilet bulur muyum diye gitmezsiniz havaalanına. Yani boş otobüs, boş koltuk var mı diye gidilmez ya. Gitmezsiniz. Bu bir minibüs değil, otobüs değil. Tabii. Önceden biletinin alınmış olması lazım. Ama kendisi bilet almayıp bir başkası aldıysa bir önce gideyim kendimi sağlama alayım bakayım biletimi almış mı gerçekten diye girmiş havaalanına. Ve yolda da konuşmuş, geliyorum vesaire demiş. İstanbul'a gidiyorum demiş. Tabii asla ve asla belki de Ahmet'e ulaşılabileceği aklına bile gelmedi. Sizce böyle bir sohbet normal mi? Biletim alındıysa hayır, gideceğim yoksa geri döneceğim. Zaten normal, hiçbirisi normal değil. Yani İstanbul'da bir genç kızın hani hiç tanımadığı birisine otostop çekip de beni havaalanına götür demesi çok enteresan şekilde zaten sonuçlanabilir mi? Zaten de kimse götürmez hocam 30 kilometreyi de. Yani bu tamam diyelim ki böyle bir şey yaptı. Hani taksi parası yoktu cebinde bindi ama beyefendi elinde çanta vardı diyor. Siz kamerada çanta gördünüz mü? Çanta evet çantası vardı. Bir de ne kadar sürdü yani? Senin arabaya bindiği süreyle havalimanına vardığınız süre ne kadar? 20 dakika, yarım saat, 10 dakika, 5 dakika? Valla abla bilmiyorum zaten ışıklardan saysan bir 20-25 dakika sürüyor zaten. 20-25 dakika yani, boyunca ne konuştunuz? Işıklar falan takılıyorsun ya. Ahmet 20-25 dakika boyunca ne konuştunuz? Valla ben bir şey konuşmuyorum. Sadece niye bir şey konuşmuyorsun? Geldi. Kızın birisini otostop yani geliyor senin arabana biniyor. Beni havalimanına bırak diyor. Kabul ediyorsun. Yani, yok ama tamam da öyle de ben hani tamimim yok tanımıyorum niye konuşayım ki fazla. O kendisi yani, mi söyledi hani, İstanbul'a gidiyorum sen sormadan yok, mı söyledin? Yok ben söyledim valla ben söyledim yok. Ben tamam söyledim. İşte konuşmuşsunuz. Dedi ben İstanbul'a. Niye samimiyet kurayım gidiyorum. Niye konuşayım diyorsunuz da hani ne olur ne olmaz diye bekliyorsunuz da tekrar alacaksınız. Yok ama dedi lütfen dedi ben bir bakayım dedi belki dedi. Bir sıkıntı çıkarsa geri gelirim çarşıya. Canım size ne orada taksisi vardır, dolmuşu vardır havaalanından işte ne bileyim başka şirketlerin şeyleri oluyor, mekik, shuttle şeyleri oluyor. Belki siz orada tek araç değilsiniz. Yani seni bekletmesi için hani sana güvenmesi, tanıması, biliyor olması. Beklemedim yani beklemem 2-3 dakika ya 2 dakika sürdü sürmedi yani orada. Hayır beklemeye niyet etmiş olman bile sanki aranızda bir samimiyet varmış gibi gösterdi. Valla insan samimiyet yani çünkü beklemeye niyet etmiş olman bile hiç tanımadığın biri rica minnet yolunu değiştiriyorsun havalimanına gidiyorsun. Mesela sonra da acaba bileti tamam, yanar mı belki de uçağa yetişemez dur bekleyeyim de evine geri götüreyim. Sence bu çok samimi değil mi? Vallahi çok yakın. Bizim burada alıyorlar. Ben tek değil kime kaldıysa alırsın alıyorlar. Alırsın da geri evine de bırakmazsın be kardeşim. Hayır onunki de saçma. Mal dedi ben çarşıya gelirim dedi ben. Demedi beni eve bıraktı. Ya işte neyse bıraktı. Aldığın yere bırakması işte. Her neyse. Bir de yok, çarşıya dedi ben gelirim. Öyle bir, de, bir de demiş ki ben demiş birkaç tane taksi durdurmak istedim. Doluyu da almadılar diye otostop çekmiş. Sonra dönüşte de ne yaparsınız? Kardeşim teşekkür ederim de inersin. Tabii. Eğer o bilet problemin varsa... Dönüşte taksiye binersin ya da havaalanının var servisleri yani? Var ve bir şeyleri var. Yani kısaca Ahmet kardeşim. Yalnız ben bunu da söyleyeyim. Söyle. Yalnız benim araçta binerken kapalıydı. Arabadan inmeden önce başındaki şeyi çıkarttı yani. Havaalanına girerken. Ben bunu da başörtünü çıkarttı. Eşarbını çıkarttı mı? Evet ben bunu size söyleyeyim yani. Anladım. Vallahi abla ben hani babasıyla da görüşmüşüm zaten ben Diyarbakır'da oturuyorum, merkezde oturuyorum. Ben abisiyle konuşmuşum. Yani dediler ki bak lan niye ben şey oldum yani ben de yani bir hani diyorlar ya bir iyilik şey yaptık dedik bir Allah razısını bırakalım yani bir bilseydik böyledir biz ben hani... Bizim burada herkes yolda giderken kaldırıyor. El kaldırdım ya erkek olsun, ben olsun duruyorsun yani. Yok Ahmet kardeşim, şimdi en son sen gördün ya, kayıtlarda da en son senin araman var ya, onun için bu sorular sana soruluyor, emniyet de sana soruyor, aile de soruyor. Biz de merak ettiklerimizi soruyoruz. Ama sonuç... Valla abla, ben bildirmelerimi size söyledim yani. Ben hani desem hani bir iki saat hani... Uzun yolda almamışım. 1-2-3 kilometre yere bırakmışım. Ama sen bu Muhfet'i daha önce hiç görmedin, hiç tanımıyorsun. Yok abla, bilmiyorsun. Valla tanımıyorum. Sen yok, evli misin Ahmet? Evliyim evet. Çocukların var.
Var var. Tabii. Anladım. Ve 20 senedir... Ben Diyarbakır'da esnaflık da, şehir içinde esnaflık yapıyorum ben. Peki. 20 senedir bu telefonum sabit var bende. Bir hani bakabilirsiniz. Ben daha önce aramışsam, eğer mesaj atmışsam hakkınız var. Daha sonra... Yani insan bir tarafı tanıdı mı mesaj atar, daha önce konuşur. Yani yok ben... yok öyle bir şey yok. Ahmet Bey çok güzel bir ayrıntı da verdi aslında. Eşarbını niye çıkartır evet. Bir genç kız? Hani kendini beğendirmek istediği birisiyle buluşacaktır. Demek ki havaalanında birisiyle hani buluşacaktı. Herhalde dedim hani belki havaya girerken yani ya ben bunu söyleyeyim. Ama bir kız gördüm. Arkadaşıma tatile gidiyorum İstanbul'a dedi değil mi sana? Dedi kız de, arkadaşım yanına gidiyorum İstanbul'a gidiyorum dedi. Bir de kayıt yaptıracağım demiş bir şey değil mi? Ders kaydı. Evet dedi üniversite için gidiyorum dedi oradan bir tatilim de kız arkadaşım yanına gidiyorum öyle söyledi bana falan. Ya bir iyi düşünsene o telefonda başka ne konuştu yani sadece geliyorum dememiştir yani ne bileyim bir 10 saniye değildir. Ha? Telefonla benimle aile bir tanesiyle ben havana yakın bir tanesiyle konuştu ama... ana diliyle konuşuyor. Tamam ben ana diliyle konuşsun da sen de anlıyorsundur yani. Ne diyordu? Geliyorum. Ama dedi tamam bilmem bir şeyler dedi. O kadar fazla. Ne dedi? O işte o bir şeyler ne? O bir şeyler önemli olabilir. Tamam dedi. Belki bir isim zikretmiştir. Mehmet demiştir. Türkçe konuştu. Ama sanki ailesiyle konuştu. Ben onun farkına vardım yani. Ama yani aile, o konuşması... Bir dakika. Saat 3-3.30 civarında sen mi aradın anne? Şimdi oldu. Anne olarak muhbeti annesi arıyor. Kızım neredesin diyor. Geleceğim diyor. Galiba o konuşma. O beni aradı. Ya da o seni aradı. O beni aradı. Yani o konuşma Ahmet'in arabasındaki konuşma o. Sizin aranızda Kürtçe mi konuşursunuz? Tamam. Ana dille konuşuyor. Tamam. Annesini aramış. Anneyle zaten Kürtçe konuşurlarmış. Geleceğim falan demiş o anneyle olan konuşma. Bu böyle Valla konuştu yani ben tamam. Bildiklerimi söyleyeyim. O ortaya çıktı. Şunu mu yapmaya çalışıyor? Yani telefonunu herhalde uçağa binmeden önce kapattı. Yani uçağa gerçekten bineceğini garantiledikten sonra mı telefonunu kapattı? Olabilir. Annesini de oyalamak için geliyorum tarzında onu da bir şekilde bir bekletti. Bir de saat 16'da. Telefonu da kapatamazdı içeride biriyle sen daha görüşmek aradın, zorundaydı belki. Sen 5'te aradın telefon kapalıydı. Peki 5'te. Şimdi bak ben şunu söyleyeceğim. Şimdi oldu. Saat 4'te. Orada demiş ya 4'te orada olmam lazım demiş Ahmet'e. 4'te orada olması için uçuştan bir saat önceyi hesaplamış olsa saat 5 civarında 17 civarında bu kızın bir uçağa binmiş olması lazım. Ama İstanbul ama İzmir ama Antalya onu bir Antalya'ya direkt uçuş var mı? Diyarbakır'dan. Neyse işte birine binmiş olması lazım. Zaten saat 17 itibariyle de anne arıyor bir daha. Telefon kapalı ve ondan sonra hep kapalı saat telefon. Saat 5'te aradın da telefon evet. Kapalı. Yani havaalanında o gerçekten o biletin alınıp kim tarafından alınıp garantiye aldıktan sonra tamam kardeşim Ahmet sen gidebilirsin dedi. Sonra da işte uçağa alınacaktı telefonu kapattı ve ondan sonra da bugün 35 gün hiçbir haber alınamadı. Evet. Yani Ahmet son sorumu da sorayım cevabını biliyorum bu sorunun ama yine de soracağım. Hani sormamış olmamak için senin muhbetin kayboluşuyla bir alakan var mı yok mu kardeşim? Vallahi abla yok abla. Ben tamam. Yani insanlık ben her gün insanlık niyetine ben hiç yolda ben her gün insanları kazıyorum yani kazıyorum yani. Tamam. Tamam kardeşim. Vallahi tanımıyorum yani. Tamam. Vallahi. Tamam Ahmet kardeşim. Yani ben babasına da hani söyledim ben hani bana söylediler de ben de hani bilgileri olsun diye hani yardımcı olmak amacıyla söyledim ben. Peki. Sağ ol kardeşim. Bir de işte son olarak şunu sorayım. Eşarbı evet. Ne renkti eşarbı? Hatırlıyor musun? Vallahi ben Aytan renk seçemiyorum. Yeşildi yanlış olmasam. Yeşile gibi bir şeydi yani. Tamam. Ben eyvallah. Teşekkür ederim. Maske vardı zaten ağzında zaten. Anladım evet. Kardeşim. Tamam evet, sağ ol. Şimdi siz dediniz ki benim kızım dediniz o kadar aceleyle çıktı ki dediniz Mekiye Hanım. Yırtık eşarpla çıktı dediniz. O eşarp yeşil miydi? Şu muydu yani? Ya gridir, gri. Griydi. Peki ne kadar yırtıktı mesela? O yüzden mi çıkardı bu kız? Hani oraya girerken daha düzgün insanlar var orada filan. Yani eskidir ha. Eski. Eskidir ha. Normal eski mi? Yani normalde takmaz o eşarbı. Hayır. Ya önceden çıkaracağını bilerek en eskiyi aldı yanına. Hani yenileri kıyamadı. Ne zaman çıksa şal, yani normal şal vardır ya. O taktiği görmedim. Anladım. Evet şimdi bakacağız işte 35 gün bir de efendim Antalya'dayken yani Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenciyken bir erkek arkadaşı olmuş muhbetin.
oraya geçeceğim ama orayı pazartesi günü geçeceğim. O çocukla ilgili de araştırma yapıyoruz şu anda. Acaba Muhbet onunla birlikte mi? Muhbet 20 yaşındasın. Yani evlenebilirsin, ailenle evleneceğin kişiyi tanıştırabilirsin. Bunların hepsini yapabilirsin ama sen hiçbirini yapmamışsın. Acaba yapamadın mı, yapmadın mı? Bizim zaten peşinde olduğumuz şey bu. Yapmadın mı, yapamadın mı? Yapamadınsa durum kötü demektir.